Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen esnaf buluşmalarına devam ediyor. Başkan Başdeğirmen, Özkanlar Kavşağı'nın alt tarafında bulunan esnafla bir araya geldi, onların talep ve önerilerini dinledi. Bölgede esnaflık yapan Isparta Değişim ve Gelişim Platformu Derneği Başkanı Nazmi Esen, gazeteci Soner Toros Basın Parkı ve Şehir Hastanesi'ne giden yolla ilgili taleplerde bulundu. Buradaki esnaf arkadaşlarımız adına bizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Burada bizim gördüğümüz mesela karşı parkta bazen ben zabıtadan arkadaşlarla da görüştük. Maalesef hani uygunsuz ziyaretçilerimiz var sürekli. Oraya girmek, orada çocukları parka falan sokmak biraz sıkıntılı. Nahoş görüntüler de oluyor. Herhalde orada yeni bir bina yapılıyor. O binayla beraber orada biraz daha bir farklılık olur diye düşünüyoruz. Şimdi orası Soner Toros Parkı ismi biliyorsunuz. Orada da hem taban döşemelerini değiştiriyoruz. Hem orada bir tane basınla alakalı bir ofis yapıyoruz. Isparta basınının kullanabileceği toplantı salonlarını yapıyoruz. Onlar yapıldıktan sonra tamamen altyapısında, üst yapısında değişiklikler yapıp, aydınlatmalarını yapıp daha kullanılabilir hale getireceğiz inşallah. Bundan sonra onları da takip ederek o olumsuzlukları kaldıracağız. O yaptığınız güzel taşlar bu tarafta devam edecek mi? Kaldırımlar mı söylüyorsun? Yani o ışıklı yaptığınız güzel taşlar burası şey, çünkü şehir hastanesi de olması sebebiyle burada çok ciddi bir trafik var. Yaya trafiği de çok. Yani güzelleştirmek adına yapılabilir ama çok büyük bir sıkıntımız var mı derseniz yok. Yetişebildiğimiz yere kadar bazı acil yerler var. Tabii o acil yerler bittikten sonra buraları da mutlaka yenilerini değiştireceğiz. Yani artık insanlar aynı taşı göre göre 20-25 yıldır yoruldu yani. Gözleri de yoruldu, yürekleri de yoruldu. Bu taşları mümkün olduğu kadar Isparta'nın tamamında değiştirmek için çalışıyoruz. Subay lojmanları yanında devam eden 450 araç kapasiteli otopark çalışmasına da değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir soru üzerine otoparkın işletmeciliğini Isparta Belediyesi'nin yapacağını söyledi. Bu mahalleyi, bu bölgeyi rahatlatacak bir otopark yapıyoruz. Arka caddede biliyorsunuz. Size belki bir 150-200 metre ama çok büyük faydası olacağı inancındayım. Evet, 450 araçlık bir otopark yapıyoruz. Yani çok büyük bir otopark. Isparta'da bu kadar büyüklükte otopark yok. İnşallah o otopark bu bölgenin bütün problemlerini kaldıracak. Orada alt geçitin alt tarafı, siz de alt geçitin alt tarafındaki esnaflar olarak çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Otopark bittikten sonra, bu yıl sonu bitecek inşallah orası. Hızlı da gidiyor, program dahilinde de iyi gidiyorlar. Önümüzdeki yıl 2024'ün Ocak ayından itibaren inşallah Allah'tan bir aksilik olmazsa orası da hizmet etmeye başlayacak. Başkanım, parkın işletmesi belediye mi yapacak? Özelleşme verecek misiniz? İhale çıkaracak mısınız? Böyle bir otopark mı? Otoparkla biz yapacağız. Belediye mi yapacak? Belediye yapacak. Tamam. Şimdi belediyenin yapmasının faydaları, değerli arkadaşlar, eğer ki biz bunu özel sektöre verirsek, özel sektör oradaki tabii amacı para kazanmak. Oranın büyük bir gideri var. Elektriği, suyu, personeli, bakımı. Şimdi bunlar tabii ki maliyete kondukça bizim vatandaşımızın kullanım dereceleri düşüyor. Bizler en düşük fiyatlarla otoparkları hizmetini vermeye çalışıyoruz. Belki de bölgede en ucuz fiyatla otoparkı vatandaşlarımızın hizmetine sunan bir belediyeyiz. İşte birkaç gün önce İstanbul'da aracımı koymak için yanaştım. Bütün sokaklarda belediyenin ekipleri var. Hemen Kadıköy'de geldiler. Kaç lira? 01 saat 33 lira. Yani bir 10 dakika, 15 dakika boşluk da yok. Peki ondan sonra kademe kademe her saatte artıyor. Tabelalara yazmışlar 01 saat 33 lira. Şimdi bizim, siz 24 saat koysanız 33 lira tutmuyor Isparta'da. Sonra yol üzerindeki otoparklarda 15 dakika ücretsiz kullanım hakkınız var. Kaç lira? Sanırım 8 lira.
kapalı otoparklarda yarım saat ücretsiz kullanma hakkınız var. Mesela Cumhuriyet Caddesi'nde Meydan AVM'nin altını kullanırsanız 2 saati ücretsiz. Yani ister AVM'de alışveriş yap, AVM'ye çık, istersen kültür merkezine git, istersen karşı esnaftan, Cumhuriyet Caddesi'nin esnaftan alışveriş yapmaya git. 2 saat. Ücretsiz orada bunu kullanabiliyorsun. Şimdi bunlar bizim için Isparta'da önemli, güzel değerler. Bizler vatandaşlarımızın çok daha rahat edebilmesi ve o yerlerden uygun fiyatlarla istifade edebilmesi amacımız. Andık Deresi Bezirgen Şelalesi bölgesinin çok güzel olduğunu ifade eden esnaf, öğrenci aileleri geldiklerinde andığın tanıtımlarını izlemişler, çok beğenmişler. Elinize sağlık, yolunuz açık olsun dediler. Gerçekten öğrenci aileleri çok takdir ettirdi. İnternete kadar düşürmüşler diye ben gurur duydum. Allah razı olsun. Yani elinize sağlık, yolunuz açık olsun. İnşallah ayın 13'ünde saat 6'da açacağız orayı. Orayı açtığımız zaman aslında akşam görmeniz gerekiyor Andık Deresi'ni. Andık Deresi'nin akşamı bir başka, gündüzü bir bambaşka. İnşallah akşam gelin de ayın 13'ünde. Hem de torunlara, çocuklar alın gelin. Çocuklarımıza eğlence var. Onlar da istifade etsinler bunlardan. Aydınlanmış halini görmeniz lazım. Şehre vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden esnaf, arzumuz önümüzdeki dönemde tekrar seçilmeniz ve tekrar hayırlı işlerle bizi karşı karşıya getirmeniz ifadelerinde bulundular. Saygıdeğer başkanım. Buyurun. Mahallemize esnaf buluşması adı altında teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Allah razı olsun. 2,5 yılında Isparta'ya verdiğiniz hizmetlerden dolayı ayrıyeten bir teşekkürü de hak ediyorsunuz. Sağ olun. Allah'ım. Arzumuz önümüzdeki dönemde tekrar seçilmeniz, tekrar bu hayırlı işlerle bizi karşı karşıya getirmeniz. İnşallah. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim bu görüşleriniz için. İnşallah Allah hayırlısını nasip etsin hepimize. Bu herhangi bir bahane değil zaten. Yaşadığımız olaylar. Yani bunlarla alakalı çok sıkıntılı zamanlar yaşadık. Şu anda bizim tam 4,5 yıl görevimiz oldu. 4,5 yıl içindeyiz. Tam 2 yılı pandemiyle geçti. Hatırlayın, hiç kimse birbirine yaklaşamadı. Anne babasının yanına yaklaşamadı. Çocuklarıyla kucaklaşamadı. Bir aile büyüğü, hiç unutmuyorum, bir kardeşimizin babası vefat etti Covid'den. Mezarlıkta namazını kıldık. Musalla taşında duruyor cenaze. Çocuk burada. Vallahi çocuk gidip tabutuna elini değiremedi. Evde cenaze vuku buldu. Annesinin veya babasının veya yakının cenazesi var evin içerisinde. Odanın kapısını kilitlediler. Bizi beklediler, belediye personeli. Cenazeyi çıkarıversin diye. Öyle zamanlar geçti ki hiçbir kimse en yakınının, ne baba oğlunun ne oğlu babasının kabrine girmedi. O süre 2 yıldı arkadaşlar. 2 yıl bu süreyi yaşadık biz. Ve bizim belediyemizde yüzlerce mesai arkadaşımız kronik hastalığından dolayı, çocuğunun 10 yaşından altı olmasından dolayı veya bulaşıdan dolayı 2 yıl içerisinde yüzlerce personelimiz işe gelemedi. Bu 2 yıl sürdü. Bu 2 yıl içerisinde biz gene de boş durmamaya çalıştık ama ülke için büyük bir kayıptı. O 2 yıl zaten düşmek gerekiyor hizmet alanında. Düştü 2,5 yıla. Ama çok şükür ki bizler o 2,5 yıl içerisinde Isparta'mıza çok önemli ve değerli hizmetler ettik. Bir esnaf da Antalya'da yaşadığını, ancak Isparta'ya her geldiğinde altyapı, kaldırım çalışmaları ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldığını gördüğünü ifade ederek, "Müthiş bir çalışma var. Ben Antalya'da bunun onda birini görmedim. Başkanım gereken neyse yapıyor." diye konuştu. Burada başkanımın da bütün hizmetleri için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şu dünyadaki ekonomik sıkıntılar, ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, her şeyde burada ne gerekiyor bakıyorum. Ben haftada 5 gün falan Antalya'dayım ama
her geldiğimde her mahallede bir kaldırım çalışmaları, bir yeşil alanlar, altyapı özellikle. Yani müthiş bir çalışma var. Ben Antalya'da bunun onda birini görmüyorum. Açık konuşayım yani. Ama başkanım gerçekten gereken neyse burada yapıyor. Özellikle çalışmalar için teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. İnşallah çok daha güzel günlerde, daha bereketli günlerde buluşmayı Rabbim nasip etsin. Kazansız, zararsız, yansız kazançlar nasip etsin.